Merhaba arkadaşlar, bugün Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin tüm oyunlarını inceleyeceğiz. Hepsi hakkında konuşacağız. Ayda bir video attığım için yapmayı biraz unutmuşum açıkçası. O yüzden videoda pek çok hata olabilir. Bu uyarıyı yaptıktan sonra abone olduysanız Mucize'nin oyunlarını anlatmaya başlayalım. İlk anlatacağım oyun Miraculous Color by Numbers. Zaten anladınız. Boyama oyunu. Bazı görseller oluyor, onları boyuyoruz, bu kadar. Platformu iOS ve Android. Bu arada arkadan horoz sesi geliyor olabilir, kusura bakmayın. Sıradaki oyunun adı Miraculous Squad. Bu da Android ve iOS'a gelmiş ve daha çok shooting game, yani nişan oyunu. Oyunda birkaç bölüm oluyor ve bu bölümlerde de düşmanlar oluyor. Onlara yoyo fırlatıp temizliyoruz. Altın ve elmas toplayarak gücümüzü artırıyoruz. Bu ücretsiz bir oyun. Bence güzel bir oyun değil. Sıradaki oyunun adını ekranda görüyorsunuz. Okumak zor geldi gerçekten. Her neyse, bu bir puzzle oyunu ve oyunda birkaç bölüm var yine. Bir kampanya, 2 etkinlik, 3 görevler, 4 de PvP, ama çoğunda aynı mantık oluyor. Bu da ücretsiz oyunlardan birisi. Fazla anlatılacak bir şey yok diye hızlı geçeceğim. Diğer bir oyunun ismi Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi. Şaşırmayın, oyunun ismi dizinin kendisi. Ben 10 oyunlarından birinde de böyleydi. Bu oyun bildiğiniz Subway Surfers gibi, sadece sonu var. Yani seviye seviye gitmeyi seçmişler. İşin tuhaf yanı, tek Türkçe çevirisi olan oyun bu. Diğer pek çok oyun Türkçe değil. Oyundaki mantık da aynı Subway Surfers'taki gibi. Altın yerine Uğur Böceği topluyoruz. Hatta sesler bile aynı. Sanırım ülkemizde en çok bilinen mucize oyunu bu. Belki siz de oynamışsınızdır. Son olarak da bunun bir de Hack Mode versiyonu varmış. Gabriel'in evine bakın. Bu nasıl bir ev ya? Bitmiyor. Bu oyunun ismini ekranda görüyorsunuz. Miraculous Crush diye gidiyor. Bu da bir puzzle oyunu. Bu sefer kıvamiler var. Seviye seviye puzzle'ları tamamlıyoruz. Bu kadar. Önceki oyunlardan birine benziyor. Gelelim Miraculous Life'a. Android ve iOS'a çıkmış macera simülasyon tarzında ücretsiz bir oyun bu da. Ara sıra Uğur Böceği olup kötüleri dövüyoruz. Odamızı süslüyoruz. Yeni tipler yapıyoruz. Bu arada tip dizmek ücretli. Rozetleri buldukça daha çok kıyafet açılıyor. Ve tabi insanların eşyalarını bulmaya çalışıyoruz. Bu eşyalar da çoğu zaman 1 metre mesafede oluyor. Sonu nasıl bitiyor bilmiyorum ama animasyonları falan iyi değil yani. Evreni çok küçük. Düşman sayısı ve kıyafet sayısı çok az. Fazla gidilebilecek lokasyon yok. Eğer geliştirilebilseydi harika bir oyun olabilirdi. Yine de ücretsiz olduğu için bir bakılabilir bence. Oyunda dekorasyon da yapabiliyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Aynen kardeşim. Moda bizden sorulur ya. Nice choice. Bir denesek nasıl olur? Mucize Sphinx'in yükselişi, İngilizce ismi de ekranda çıkıyor olması lazım. Hemen hemen her platforma gelmiş. Bence şu anlık en iyi mucize oyunudur. Dövüşleri bazen baysa da en azından sürekli eşya aramıyoruz. Hatta Luka'yı ve Kagami'yi dövüyoruz ki bence bu en iyi yanı. Maddeler halinde şöyle oyunu bir eleştirirsek, son boss gayet iyi. Animasyonlar kötü ama diğer oyunlara göre iyi. Hikaye fena ilerlemiyor. Kostüm olarak biraz yetersiz, diyaloglarda ses yok ama müzikleri iyi. Atmosferi daha geniş olabilirdi, grafikler daha iyi olabilirdi. Daha az zıplayabilirdik. Dövüşlerde farklı güçler veya teknikler de olabilirdi. Kavamiler oyunda daha aktif rol alabilirlerdi. 5. sezondan da kötüler olabilirdi. Tabi bu saydığımız her şey bütçe meselesi. Şu anlık en iyi oyun bence bu. Ancak Türkçe değil. Eğer oynama fırsatı bulursanız oynayın bence. Bu oyun ile Miraculous Life birleştirilseydi daha eğlenceli olabilirdi. Elbette 4. sezondan veya 5. sezondan da kötüler olabilirdi. Biraz karmaşık bir metin oldu bu oyun için. Farkındayım ama çok net ve kısa bir eleştiri oldu bence. Bu oyun Steam'e de gelmiş. Diğer platformlarda da bulunuyor. Ancak ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Ben bu oyunu kanalımda da oynadım bu arada. İsterseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Hem Luka'lar var hem de Kagami'ler var. Biraz oyun güzelleşmeye başladı. Luka falan dövüyoruz. Acaba özel vuruş falan var mı? Bunlar dışında da Mucize'nin oyunları var ama biz sadece telefon ve bilgisayar oyunlarını dahil ettiğimiz için onlar listede yer almadılar. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Miraculous Squad isimli kart oyunu var. Tabi bu bilgisayar oyunu değil arkadaşlar. Gerçek hayatta mucize karakterleriyle oynayabildiğiniz kartlar var. Bazı kartlarda da gizli bilgiler yer alıyor. Mucize'nin tarayıcı oyunları da var ancak bu videonun konusu değil. Ayrıca Roblox'a gelen Mucize Roleplay'den de bu videoda bahsetmedim. Biraz kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Mucize'nin güzel bir oyununun olmaması sinir bozucu. Disney'in parlayan yıldızı diye geçiyor hala. Çoğunda sadece zıplıyoruz. Rise of Sphinx'te en azından müzikler ve atmosfer güzel. Doğrusu çok daha kapsamlı bir oyun yapılabilirdi. Hala yapabilirler aslında. Umarım ileride mucize için daha güzel oyunlar görürüz. Oyunların çoğu Türkçe değil.
Tabi bu da kötü bir detay aslında. Yani sonuçta mucize ülkemizde bu kadar popülerken çeviri gelmeliydi ya. Bunlar dışında da mucizenin dövüşlü oyun sayısı 2'dir ve bu da çok azdır. Evet, video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Unuttuğum varsa yorumlara yazın. Bu tür videoların devamı için kanala abone olun. Hadi görüşürüz.